Koca Sinan Belediyesi ekipleri yine sahada çalışmalarına devam ettiriyorlar. Tabii ki birçok birimimiz sahada çalışmalarını sürdürür ama veteriner hizmetleri birimimiz de özellikle pandemi sürecinde de yoğun bir şekilde çalışmalarını yürüttü. Sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında, gıdaya erişimi noktasında hem Küçük Dostlar Ambulansımızda hem de diğer etkinliklerimizde veteriner hizmetleri birimimiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması gereken çalışmaları yürütüyorlar. 70 farklı noktada yemleme ünitemizle sokak hayvanlarının yemlemesini yapıyoruz. Gerek şehir merkezimizde gerek kırsaldaki sokak hayvanlarında bu noktada unutmuyoruz. Bütün sokak hayvanlarının gıdaya erişimi için Koca Sinan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimimiz çalışmalarına devam ediyor. Ve birçok çalışmasından haberim var. Gerçekten hem Hayvansever Derneğimiz hem belediyemiz gerçekten bu konuda çok dikkatli, çok üstüne düşüyor ve gerçekten hayvanlara önem veriyor. Gerek bu köpeğimi gezdirdiğim park olsun, gerek dağ bayır hayvanlar olsun. Yani gerçekten takip ettiğim kadarıyla çok güzel bakıyorlar. Yani tüm destekleri sağlıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şeyimiz çok güzel. Beslenmemiz, hayvan hastanemiz, işte ambulansımız, beslemelerimiz, her şey çok güzel. Evde köpek besliyorum. Yani hayvan dostuyum. Belediyenin yaptığı, bu konudaki yaptığı çalışmaları da takdir ediyorum. Çok fazla sokak hayvanı görmüyoruz ama hem belediye hem insanlar da bilinçlendi. Onlar da parklara, bahçelere mümkün olduğu kadar yem bırakarak özellikle kışın yardımcı oluyorlar. Onun dışında da sokak hayvanları için kışın özellikle yem kutuları koymaları takdire şayan diye düşünüyorum ben. Şu anda biz parklarda geziyoruz. Mobilyacıyım ben aslında. Evet. Çoğu mahalleye giriyoruz. Her mahallede belli yerlerde köpek mamaları, kedi mamaları var. O yüzden yani iyi, biz memnunuz. Onu da sürekli görüyoruz. Hatta birinde biz telefon açtık. 20-25 dakika içinde geldiler, alıp götürdüler. Yani sıkıntı yok. Her şeyi de dört dörtlük.